Noktasına. Evet, orada bırakalım çünkü bu pilav çok daha su kaldırır. Peki, ben izne Vahap'a döneceğim. Vahap Taş'tan bu sabah bizim konuğumuz. Günaydın Vahap, hoş geldin. Günaydın. Abi yayınlar, sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Şimdi aslında su kaldıran yer biraz da Borsa İstanbul, evet. Tartışması çok su kaldırıyor. Anlamsız bir şekilde, anlam vermekte zorladığımız bir şekilde sert düşüşlerin görüldüğü. Dün de aslında benzer bir hikayeyi sevgili Vahap yaşadık. Hani ne oldu da borsa 2.5'un üzerinde, 2.8, 7600'ün altına da geldi. Bu kadar sert satış yedi. Nereye bağlayacağız? İstersen senden dinleyelim ve bugüne dair beklentileri de alalım. Şimdi tabii dışarıyı, yani geceden beri konuşuyoruz. FED kararı geldi. Dışarıda bir rahatlama var Barış, önce onu söyleyeyim. Yani işte bugün Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı da var. Orada da artık 2024 yılında faiz indirimlerini tartışacağız. Bu ne demek? Paranın biraz maliyeti düşecek. Para 2024'te biraz ucuzlayacak gibi geliyor. Bu da yavaş yavaş özellikle gelişmekte olan ülkelere bir miktar para akışı getirebilir. Tabii Türkiye, yani işte son dönemde kredi derecelendirme kuruluşları olsun, işte diğer bir takım yabancı kurumlar olsun, onlardan gelen raporlara göre baktığımızda tabii Mart seçimlerine dair bir belirsizlik var. O belirsizliğin bir politika değişikliği yaratıp yaratmayacağına dair bir korku söz konusu. O yüzden yabancı ilgisi şu anda çok böyle istediğimiz, beklediğimiz düzeyde değil. Tabii bir faiz artırım süreci, hani piyasadaki o kurumları işte ortodoks politikalara dönüş sinyali içerisinde olumlu algılıyor. Ama muhtemelen bir kuvvetli bir giriş için biz Mart'ı bekleyeceğiz. Öncesinde aslında bizim de çok böyle beklemediğimiz veya işte anlamlandırmaya çalıştığımız bir düşüş var. İki haftadır yabancı ilgisi biraz zayıf. Yani geçen hafta da ben, yani tabii böyle kabaca bir hesap yaptığımda, bugün Merkez Bankası verilerinde de yani net olarak göreceğiz ama çok iyi görmüyorum yabancı ilgisini. Bu hafta biraz karışık. Bu hafta yani yabancı biraz daha dengeli kaldı gibi düşünebiliriz. Çarpan bazında şimdi BIST 100'ü konuşursak ucuz kalıyor. Yani yılbaşından bugüne baktığımızda daha ucuz bir çarpanla işlem gören bir Borsa İstanbul Yüz Endeksi var. Ama gelecek, önümüzdeki yıl beklentilerinde şirket karlarında bir yavaşlama, yani şirket karlarının büyümesinde bir yavaşlama da bekleniyor. Bu bir miktar onun da fiyatlaması olabilir. Teknik anlamda da baktığımızda aslında önemli bir destek bölgesindeyiz. Geçmiş diplerden birine kadar geldik. Burası bugün belki tepki alım olarak değerlendirilir ama yani kabaca şunu söyleyeyim. Önemli diplerden birinin altına geldik. Yani 7800'ün altında aslında bir stop çalıştırmak gerekiyordu. Alış için de aslında yani böyle 7500'leri beklemek şu an için makul geliyordu. Dediğim gibi yani hani bu satışlar aynı zamanda da güvendiğiniz bir şirket varsa, ki temel anlamda çok kuvvetli şirketler var, aynı zamanda bir alış fırsatı da yaratacaktır Borsa İstanbul tarafında. Tabii mevduat konusu da var Barış. Yani şu anda %50'lere dayanmış bir işte mevduat var. Borsa İstanbul'da aldığınız şirketlere ilişkin bir değerleme yaptığınızda minimum %50 bir getiri beklemiyorsanız buradan çıkıp mevduata dönmeniz kısa vadede normal. Hatta 3 aylık faizler şu anda işte KKM ile yarıştığı için biraz daha yüksek seviyede. Sanırım yatırımcı biraz da bunu bekliyor. Yani 3 aylık vadede biraz mevduata geçeyim, sonrasında borsaya tekrardan dönerim gibi bir algıyla da hareket ediyor olabilirler. Ama yine tekrarlamak gerekirse bu tip geri çekilmeler, eğer güvendiğiniz şirketler varsa, temel anlamda alış için de aynı zamanda bir fırsat yaratacaktır diye düşünüyorum. Çok kısa bir Moody's beklentini de sormak isterim sevgili Vahap. Cuma günü, yarın açıklanacak. Bir not artışı gelir mi, yoksa görünüm revizyonuyla geçer miyiz yarınki duyuruyu? Tabii yani kredi derecelendirme kuruluşlarının son dönemdeki yorumları Türkiye tarafında olumlu. Çünkü bir faiz artırım patikası var. Artık enflasyona odaklanmış bir Türkiye ekonomi politikası var. Uzun süredir aslında beklenen, yani işte nereden baksan 6-7 yıldır beklenen bir politika değişimi söz konusu oldu.
mali tarafta alınan önlemler ve verilen sinyaller oldukça kuvvetli. Bunlar tabii kredi derecelenme kuruluşlarının dikkatini çekecektir. Ben hani not artırımı ya da bir işte görünümde bir iyileştirme olmasa dahi gelecek bir pozitif yorum beklentim var. Ama muhtemelen şeye de açık kapı bırakacaklar. Yani bu iş Mart'tan sonra da devam edecek mi? Mart'a doğru bir politikada gevşeme olacak mı gibi bir soru işareti bırakacaklardır. Orada da zaten şu anda hani politika yapıcılar tarafında konuşuyorum. Öyle bir sinyal yok. Ama hani işte ya, Türkiye ekonomisinin geçmiş tecrübeleri var. Bunlar biraz yatırımcı tarafını hem yurt içinde hem uluslararası tarafta biraz endişelendiriyor. Ama genel çerçevede ben hani bir görünüm değişimi ya da bir not artırımı gelmesi dahi bir olumlu mesaj verecekleri kanaatindeyim. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Ağzına sağlık. Sağ olun. Hoşça kalın. Vahaptaştığını uğurluyoruz. Not artışına daha var değil mi? Barış önce böyle görevini...